Trabzon'dan mutlu akşamlar. Haftanın maçı için Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi için sarı lacivertli takım yaklaşık 10 dakika önce Trabzon'a, maçın oynanacağı Trabzon'a inişini gerçekleştirdi ve şu anda da Fenerbahçe kafilesi havaalanından ayrılıyor. Yavaş yavaş kendilerini kamp yapacakları otele götürecek olan otobüse doğru toplu bir şekilde çıkışını gerçekleştiriyor sarı lacivertli takım. Eksikler var, hemen onlardan bahsedelim. Alper Potuk transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için kafilede yer almamıştı. Aynı şekilde yine Zanka'da Trabzon kafilesinde Fenerbahçe'nin yer almayan bir diğer isim. Yeni transfer Falette ise, daha doğrusu lisansı yeni olarak çıkarılan Falette ki şu anda da hemen kameramızın önünden geçişini gerçekleştirdi. O da dün itibariyle lisansının çıkmasıyla birlikte takıma dahil edildi ve Trabzonspor maçı kadrosunda, en azından karşılaşma kafilesinde kendisine yer buldu. Hemen kamp kadrosundan da bahsedelim Fenerbahçe'nin. Trabzon'a gelen kafilede hangi isimler yer alıyor? 21 kişilik bir kadroyla buraya geldi sarı lacivertliler. Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belezoğlu, Jailson, Luis Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolga Yarslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zayt, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Geri Rodriguez, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç şeklinde bir kadroyla, 21 kişilik kamp kadrosuyla sarı lacivertli takımın Trabzonspor mücadelesi için Trabzon'a geldiğini hatırlatalım. Dediğimiz gibi Alper Potuk ve Simon Zanka kafilede yer almayan isimler sarı lacivertlerde ise. Falette ise lisansının çıkmasının ardından bu karşılaşmanın kamp kadrosunda kendine yer buldu. Tabi yarın süre alır mı, maç kadrosunda yer alır mı, bu konu çok net olmamakla birlikte lisansının çıkmasının ardından Trabzon kafilesine dahil edildiğini söyleyelim. Trabzon'da yağışlı bir gün, soğuk bir gün. Yarın maç saatinde de, maç gününde de yine buna benzer bir iklimin, bir hava sıcaklığının iki takımı beklediğini ifade edelim. Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir yağış vardı Trabzon'da ve şu anda da bu yağış etkisini sürdürüyor. Havaalanında oldukça sakin bir ortam olduğunun altını çizelim. Trabzon'da güvenlik önlemleri üst düzeydeydi. Fenerbahçe kafilesi için, Fenerbahçe'nin burada yerini alması için ve şu anda da güvenlik ekipleri, kolluk güçleri sarı lacivertli takımın sağlıklı bir şekilde havaalanından çıkışı için son hazırlıkları gerçekleştiriyor. Bu arada da kafile tamamlanmak üzere. Şu anda Harun'u görüyorum. Hemen arkasından da Ferdi. Kafileyi tamamlayacak isimler olarak otobüse doğru geçişlerini tamamlıyor. Bu zorlu mücadele öncesinde, Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı lacivertli takım buradan kamp yapacağı otele doğru geçecek ve yarın saat 20'de haftanın en önemli maçında hiç şüphesiz Trabzonspor'la Fenerbahçe zirveyi çok yakından ilgilendiren, kalan haftalarda da iki takımın kaderini belirleyebilecek olan zorlu mücadelede karşı karşıya gelecekler. Son olarak da Deniz Türüç şu an terminal binasında kalan tek isim Fenerbahçe'de. Deniz'in de gelmesiyle birlikte sarı lacivertliler buradan ayrılacaklar. Evet, Deniz de takım otobüsüne doğru geçiyor ve kafile bu şekilde tamamlandı. Sarı lacivertli kafile şimdi yavaş yavaş havalimanından ayrılacak ve ifade ettiğimiz gibi Trabzon'da kamp yapacakları otele doğru geçecekler. Fenerbahçe'nin Trabzon yolculuğu, havalimanı yolculuğu en azından böylelikle noktalanmış oldu. Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesine dair tüm detayları hem bugün hem yarın A-Spor ekranlarından izleyicilerimizle paylaşıyor olacağız diyelim. Trabzon'daki yayınımızı burada noktalayalım.